Biz terörle mücadele konusunda ve bu suçlara karşı mücadele konusunda kararlıyız. İslamist terör, terörün her türlü terörle mücadele, PKK da buna dahil, bu mücadelede yakın bir işbirliği içinde olmamız gerektiğini konuştuk. Bir İslamist terör ifadesi ki bunu aslında ben Sayın Şansölye'ye de anlattım. Bakın İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam'la terör bir araya gelemez. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Dolayısıyla kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek bu o dinin mensuplarını üzer. Yani burada biz DAEŞ terör örgütünden dolayı kalkıp İslamist terörü kullanırsak bu üzücü olur. Yani bunu lütfen kullanmayalım. Çünkü kullanıldığı sürece biz bunun karşısında durmak durumundayız. Sessiz kalırsak bunu kabul olur. Ben şahsen bir Müslüman olarak, bir Müslüman Cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem. Şu anda dünyada DAEŞ'e karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren bir ikinci ülke yok. Herkes işin lafında ama biz ise buna mücadelede kararlılığımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Aynı şekilde Fethullahçı terör örgütüyle alakalı da PKK neyse, PYD neyse, YPG neyse Fethullahçı terör örgütü odur. Yani benim ülkemde devlete darbe yapacak ve bu darbe yapan eğer kalkıp Almanya'ya kaçıyorsa, Almanya'da barınıyorsa bunlara karşı Alman yönetiminin de haklısınız, Adalet Bakanları birbirleriyle ilişki kurmak suretiyle belge, bilgi bunlar gönderilebilir. Ama biz Amerika'ya da 85 koli belge bilgi gönderdik. Hala yargıdan çıkacak kararlar bekleniliyor. Biz aynı zamanda NATO'da beraberiz. İki dost, müttefik ülkeyiz. Bu konularda çok daha seri kararlar almak suretiyle inanıyorum ki geciken adalet, adalet değildir anlayışını biz ters yüz edip bir an önce neticeye varırsak isabetli olur diye düşünüyorum. Çok uzun yıllar demokrasinin beşiği olmuş ülkelerde ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı adeta zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor. Müslümanlara ve yabancılara ait iş yerleri, evler, ibadethaneler hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor. Özellikle camilere ve diğer dinlerin ibadethanelerine yönelik saldırılar akıl almaz boyutlara ulaştı. Geçtiğimiz dönemde hatırlayın, Yeni Zelanda'da camilere, Sri Lanka'da kiliselere, Amerika'da sinagoglara yönelik terör eylemleri oldu. Bu eylemlerde inançlarının gereğini yapmaktan başka hiçbir gayesi olmayan yüzlerce masum insan hayatını kaybetti. Onlarcası da yaralandı. Oysa savaşta bile dokunulmayacak yerlerden birisi ibadethanelerdir. Bırakın katletmeyi, tarih boyunca ibadethanelere sığınan insanların canı, malı, namusu hep korunmuştur. Şayet bir yerde ibadethaneler hedef alınıyorsa, bombalanıyorsa, yakılıyorsa, orada bulunan siviller vahşice öldürülüyorsa insanlık için alarm zilleri çalıyor demektir. Bunun için Türkiye olarak her fırsatta terörün sadece ülkemizin değil, tüm insanlığın ortak düşmanı, ortak sorunu olduğunu söylüyoruz. İslam, kelime anlamı sil, yani barış olan bir dinin adının terörle yan yana getirilmesinin yanlışlığına dikkat çekiyoruz. Terörle İslam kelimelerini yan yana getiremezsiniz.
Eğer bunu yapmaya devam edecek olursanız biz de onlara lanet okuyoruz. Zira İslam'ın içinden veya Müslümanların arasından bir terörist çıkıyor diye İslam'ı lekeleyemezsiniz. İslami terör diyemezsiniz. Şu anda Cumhurbaşkanı olduğum Türkiye, DAEŞ'e karşı dünyada en büyük mücadeleyi veren ülkedir. Bizim kadar DAEŞ'le mücadele eden bir ikinci ülke yoktur. Ve ciddi manada şu anda cezaevlerimizde DAEŞ'liler vardır. Sadece Suriye'nin Elbab'ında 3000'i aşkın DAEŞ'liyi biz etkisiz hale getirdik. Hala da devam ediyoruz. Çünkü DAEŞ'linin İslam'la alakası yoktur ve onlar bizden değildir. Müslüman terörist olmaz ve İslam'dan terörist çıkmaz. Bundan dolayı birilerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı İslami terör yaftasını kabul etmeyiz, kabul etmiyoruz. Terör örgütleri arasında iyi kötü ayrımına gidilmesini de reddediyoruz. Ne terörün iyisi kötüsü ayrımı, ne de teröristin iyisi kötüsü, böyle bir yanlışın içerisine giremeyiz. Teröristin hepsi kötüdür. Terörizm tamamıyla kötüdür. Lanetlenesi bir eylemdir. Coğrafyamızı gözyaşına boğan teröristlerin hepsi DAEŞ'li de olsa, FETÖ'cü de olsa, PKK-YPG'li de olsa, hatta ve hatta Christchurch'te olduğu gibi neo-Nazi de olsa aynı zihniyetin mensuplarıdır. Adı sanı, ideolojisi ne olursa olsun, bunların tamamı kana susamış vampirlerdir. İnsanlıktan çıkmış canilerdir. Bizim nazarımızda Londra Köprüsü'nde sivilleri öldürenlerle, sinagoglara saldıranlarla, kiliselere saldıranlarla, ülkemizde 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'cüler arasında hiçbir fark yoktur. 35 yıldır aralarında çocukların, öğretmenlerin, daha doğmamış bebeklerin olduğu on binlerce insanımızı katleden PKK'lılara nasıl bakıyorsak, DAEŞ'lılara da aynı şekilde bakıyoruz. Terörün acısını çok iyi bilen bir ülke olarak tüm dostlarımızdan terör örgütlerine karşı daha yoğun, daha ilkeli bir mücadele bekliyoruz. Masumları hedef alan her türlü eylemi kategorik olarak reddetmek ve bunlara karşı çıkmak mecburiyetindeyiz. Tarihi ön yargıları bir tarafa bırakarak nefret suçlarına karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Siyasi ve dini liderlerin, bilhassa da medyanın bu süreçte sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekiyor. Batılı siyaset ve medya kuruluşlarından Müslümanları ötekileştirecek veya diğer inanç mensuplarını ötekileştirecek, dışlayacak, suçlayacak beyanlardan uzak durmalarını istiyoruz. Türkiye olarak bu konuda sağduyulu bir yaklaşım sergileyen Birleşik Krallık makamlarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bu kubbe altında rütbelerin zengin veya fakir olmanın, işçi ya da işveren olmanın, Arap, Türk, Kürt, Afrikalı, Asyalı olmanın hiçbir önemi yoktur. İşte hepimiz aynı safta bir aradayız. Zengin fakir var mı? Yok. Arap beyaz var mı? Yok. Hep birlikte buradayız. Burada ayrımcılık yok. Burada olmadığı gibi işte meydanlarda, sokaklarda, caddelerde de olmamalı.